Seviyorum da değişik ülkeleri tanımayı, değişik karakterleri tanımayı, yaşam tarzlarını analiz etmeyi. Fakat bu sefer Japonya biliyorsunuz dünyanın en güvenli ülkesiydi. Yani orada yaşamak o kadar hiç kaos yoktu. Sokağa çıktığınızda kendinizi çok güvende hissettiğiniz, güvenebileceğiniz bir ülkeydi. Her şey çok böyle yani nabzı düşük bir şekilde bir yaşam olduğu için orada. Brezilya'da ilk başta bir zorlandım, bir yadırgadım açıkçası buradaki hayat. Çok eğlenceli, fazla eğlenceli geldi bana, fazla renkli geldi açıkçası. Çok sosyaller tabii ki, çok güzel bir yemek kültürleri var. Eğlenmeyi seviyorlar, hayatı gerçekten yaşamayı seviyorlar. Japonya bunun tam tersine çok fazla işkolik bir ülkeydi. Sosyal hayatlarında bazı şeyleri limitli tutup iş hayatlarına yoğunlaşmayı seven bir ülkeydi. Ama dolayısıyla şu anda eğer en son ki ayı kastedersem gerçekten çok severek ayrılacağım bir ülke benim için. Sadece voleybol anlamında bu kadar yurt dışında kıta gezmemin, ülkeleri değiştirmemin sadece voleybolla da alakası yok. Voleybol biliyorsunuz ki bir süre yapabileceğiniz bir meslek. Yani 35'inize kadar belki bunu biraz daha kendinize iyi bakarsanız uzatabilirsiniz. Fakat yüksek seviye voleybol oynayabileceğiniz yaşlar sınırlı olduğundan dolayı ben de ne yaparsak yapalım işimiz olarak en üst seviyede yapmamız gerektiğine inanan biri olduğum için diğer ülkelerin, diğer milletlerin, diğer kültürlerin yönetim şekillerini çok merak ettiğimden dolayı önce yönetilme şeklini öğrendim ve tecrübe etmek istedim. Dolayısıyla hep başarılı, hep marka olmuş ciddi markaların, ciddi başarılı isimlerin altında voleybol oynamayı tercih ettim ki ikinci kariyer planlamama paralelinde bir yardım olsun istedim. Dolayısıyla şu anda çok daha farklı, çok daha tecrübeli bir Neyman var. Öyle hissediyorum. İleride yani voleybolu bıraktığımda da ikinci kariyerim anlamında doldurdum kendimi. İyi bir çevre yaptığımı düşünüyorum. Çünkü international olarak kendinizi doldurduğunuzda birçok şeye farklı pencereden bakma imkanınız oluyor. Daha az hata yapma durumunuz ortaya çıkıyor. Ciddi başarılı bazı sporcular, Brezilyalı voleybolcular zaten hem ülkemizde forma giyiyor. Geçmişte de tek tük Fenerbahçe'de özellikle gelip oynayanlar olmuştu. Tabii ki Türk voleyboluyla alakalı bir fikirleri var. Fakat en son yıllarda yani bizim birkaç ay önce biliyorsunuz ki Dünya Kulüpler Şampiyonası düzenlendi Aralık ayında. Yani oradaki atmosfer o kadar katlanarak iyileşmişti ki yani Türkiye'deki voleybola bakış o kadar iyi durumda ki şu anda dünyanın da en iyi liglerinden bir tanesi haline geldi tabii ki. Bunun da çok büyük katkısı var. Sponsorların, kuvvetli sponsorların hevesinin artması, voleybola yatırım yapma isteklerinin çoğalması. Bunların hepsi birbirini destekliyor. Bence şu anda Türkiye voleybola dünyada en çok yatırım yapan ülke. Bir kere bunu söyleyebilirim yani. Ekonomik olarak da en kuvvetli bütçeler böyle birkaç tane takım arasında toplanıyor. Tabii ki böyle olunca Türkiye Ligi'nde aslında büyük bir makasın ucu da çok açık. Yani orta seviye takımlarla en üst seviye takımlar arasındaki makas birazcık açık. Ama dediğim gibi bunun da bir sebebi var. Çünkü gerçekten bütçeleri o kadar çok ki bu kadar fazla high level oyuncu yok. Yani çok yüksek seviye oyuncuyu 15 takıma dağıtamıyorsanız dolayısıyla bir yerde toplanmış bulunuyorlar. Fakat İtalya ile birlikte en kuvvetli lig bence şu anda Türkiye Ligi. Türk sporu sadece voleybol anlamında değil. Ben bütün sporların çok daha iyiye gidebileceğine inanıyorum. Yani branşlara çok ayırmanın doğru olduğunu düşünmüyorum. Yani biri başarılıydı, biri başarısızdı gibi. Çünkü futboldaki ve basketboldaki payda daha büyük. Oradaki başarılı olma senaryosu çok daha geniş, çok daha zor. Çok daha fazla ülke yatırım yapıyor bu sporlara. Dolayısıyla biraz daha farklı bakmak lazım. Yani voleybolda başarı elde etmek biraz daha çabuk olabilir.